Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Karaca. Dünkü videolarımda, yani bir önceki videomda size yine karavanla ilgili, karavanımızla ilgili bilgi vermiştim arkadaşlar. Şu an karavanımızın içinde ne yaptığımızı anlatalım arkadaşlar. Tavanlara abba yaptık arkadaşlar, şöyle güzelce kapattım buraları komple arkadaşlar. Ondan sonra şu kısımlarında koyabildiğimiz kadar koyduk arkadaşlar. Daha sonra da üzerine yine tekrar keçeğimizi yapacağız. Isoguard 20 milim yapacağız arkadaşlar. Isoguard'ın üzerine de Isofelt kullanacağım. Ben Lambiri grubu falan kullanmayacağım için, zaten Isofelt keçesi sert ve dağılmayan bir keçe olduğu için daha çok onu kullanacağım arkadaşlar. Daha sonra üzerinde şu araç iş kısımlarını falan söktüm arkadaşlar. Şu anda yalıtım yapacağım. Bütünsel fotobantlarımı yaptım. Yan taraflarda yine bütünsel yapacağım iş kısımlarında. Ve şöyle bunları söktüğüm için bunları tekrar yerine monte edeceğim. Herhangi üzerine bir yalıtım grubu yapmayacağım. Şu kısımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şu kapı kısmını söktüm arkadaşlar dün. Tek başıma olduğum için video alamamıştım. Sonra yine abba üzerinin üzerine de Isoguard 20 milim yaptım. Isoguard'ın üzerine sert keçemizi yapacağız. Yine dediğim şekilde Isofelt yapacağız. Lambiri, herhangi ağaç grubu kullanmayacağım için bu aracın içerisinde yeri geldiğinde nakliye almış şurada kullanabilirim diye bu şekilde bir yol izlemi yapıyorum. Şu anda arabanın içinde herhangi ekstra da elektrik, lavabo gibi, işte mutfak gibi herhangi bir şey yapmayacağım. Zaten araç küçük olduğu için kısa mesafelerde, böyle hafta sonu denizlere falan gittiğimizde kullanacağımız bir araç olduğu için öyle kullanacağım. Sonra Isoguard'ın T ile biten, yani Isoguard T ile biten bir yer karomuz var arkadaşlar. O yer karolarda zaten yere yapacağımı da dün videomda söylemiştim. Yine yaparken de tekrar videoda vesaire falan ürünü size tanıtacağım. Öncelikle şuradan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben şimdi bu iç kısmını yaparken çok büyük bir boşluk olduğunu gördüm. Ve bu boşluk kısmını doldurduktan sonra buraya herhangi bir yalıtım yapmayacağım. Sadece görüntü bozukluğu olmasın diye Isofelt kaplayacağım. Ama herhangi bir ısı yalıtım amaçlı bir şey kullanmayacağım. Sadece şu iç kısmını kullanacağım. Eğer mümkün mertebedeyse şuraya cep yapacağım. Yine keçelerde dikeceğim bir bine arkadaşlar. Isofelt malzemesi oluyor bundan. Isofelt ile dikip burayı komple böyle saklama alanları kullanacağım. Kitaplık gibi, işte laptop falan saklayacak alan gibi kullanacağım. Bu kısımları güzelce dolduracağım arkadaşlar. Tabii şu kısımlarda falan keçeyi bol bol dolduracağım. Abba kullanmamın sebebi de sajdan gelen ısı yansıması kesmek için, ama özellikle de ağırlıklı olarak da Isoguard'a yöneliyorum. Kendi karavanda sadece yakıt sistemi de olmayacağı için herhangi soğuk bir bölgeye de gittiğimizde ısı yalıtımı üst düzeyde olsun diye keçeye biraz daha fazla yüklemiş oluyorum. Şimdiki karavan videomuzu bu şekilde kapatalım, ama bir dahaki videomuzda yine tekrar size karavan dağılmanı anlatacağım.